etlerin nereden nereye nasıl geldiği, nasıl taşındığı, nasıl temin edildiği. Yani bu gıda hileleri her zaman çok tanık olduğumuz bir durum. Fakat böylesi hele bu dönemde yapılır mı bilmiyorum efendim. Siz karar verin. İstanbul'da gıda skandalı. İnsan sağlığını hiçe sayan bir adam etleri hijyenik olmayan plastik varile koyuyor. Üstelik güya eldiven takmış ama sigarası da ağzında. İstanbul Aksaray'da çekilen bu görüntülere tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İstanbul'da yediğimiz etler böyle. Elinde eldiven var ama ağzında da o kullanması yasaklı olan yani en azından işi anındayken kapalı ortamda kullanılması yasak olan bu durum var. Sağlığa zararlı. Sağlığa her açıdan zararlı bu iş. Ya ama ya ete bari bir poşetin bir şeyin içine koy değil mi? Ay Murat böyle taşınır mı o etler? O variller ne? Bir de o variller acaba hijyen içeriyor mu? Minibüsün içi ne alemde? Ne alemde kim bilir orayı göremedik. Baksana affedersin, minibüsün o eti aldığı gitmiş, yer depo kalmış. Ne alemde? Ben sana bir şey söyleyeceğim. O minibüsün içinde eğer soğutucu varsa ben Ebru değilim. Yok canım sanma. Gerçekten. Ha et... Bildiğimiz etlerden mi o da apayrı bir mevzu. Bir dana eti midir, kuzu eti, koyun eti midir o da ayrı bir mevzu. Yok, belki yok, soğutucunun içinden at olur çıkarıyor. Eşek olur yani o da bak, bilinmez ki. Bir kapı ki. Daha var bak minibüsün kapısı var içinde bir kapak daha var. Demek ki soğutuculu bir yerden geliyor. Tamam oraya kadar en azından bir şekilde getirmişsin onu da anlıyoruz. Tamam hakkını verelim. Hakkını böyle mi götürülür ya? Bu şekilde verilmez. Olmaz yani. En böyle bir... mi taşınır? Oraya nasıl geldi? Buradaki tek iyi durumda olan şey minibüsün varlığı. Onu sana söyleyeyim. Aynen. Bir taraftan da yani mesela bunu çekmeseler biz bilmeyeceğiz. Ya benim mesela böyle özellikle hijyen kuralları deyince bu etlere dokunma anını böyle gerçekten bu iş hakkıyla yapan yerlere, fabrikalara girildiğinde herkesin kafasında boneler, beyaz önlükler, kapalı, hiçbir temasın yok, maskeli. Şimdi burada ne? Arkadaşın ağzında bir şey. Kafası açık oraya saç girer sen hastaysan nezleysen herhangi bir mikrop bulaşır ayağındaki ayakkabı bile senin özel olmalı yani sen oranın içine öyle giremezsin biz bu etleri yiyoruz senin çoluğun çocuğun da yiyor. Ebru iş oralarda değil ki artık yani sen çok güzel konuşuyorsun da yani bu olması gereken bir yani sen kitabına uygun konuşuyorsun ama kitabına uygun gerçekler ama yaşananlar bunlar. Ya çok mu zor? Şurada bir bone takıp bir hijyen kurallarına uymak sen bunu bir yere kadar getirmişsin. Çok mu zor bunu öyle taşımak orada? Burada artık işin içine ahlak giriyor, vicdan giriyor, şeref giriyor. Şimdi her böylesi tiplerin başına da devletten bir müfettiş mi koyacağız? Böyle bir terbiye, böyle bir durum olmaz yani. Sen esnaf olarak zaten terbiyesizlik kanına işlemişse yapacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi bunu çeken arkadaş olmasa biz göremeyeceğiz. Kim bilir işletmelerde daha doğrusu bizim tabağımıza gelene kadar ya da vitrinin önüne çıkana kadar neler oluyor neler. Öylese bir yozlaşma durumu var ise buradan baştan bir eğitim yapacağız. Başka kesinlikle türlü olmaz. Öyle. Yani dedim hiçbir ya bu et gerçekten acaba yenmesi gereken helal etlerden mi? Bu bir. İki, minibüse girene kadar o aldığı depo nasıl bir depo? Evet. Hani faresinden bilmem nesine kadar haşeratlarla onlarla dolu bir yer mi? Ha böyle ay yapıyorsun ama yiyoruz işte. Bunu birileri yiyecek. Sen ya yiyeceksin, ben yiyeceksin. Şeyi hatırlıyorsun ama, değil mi? Affedersin, etle ya da nimetle dalga geçen bir kesim de var yani. Çat 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 vuruyor dana etine, koyun etine. Bazı şef görünümlü tipler. Onları ne yapacağız? Baştan balık, baştan kokuyor işte. Balık baştan kokmuş. Peki bunu bu şekilde teslim alan kasaba geldi böyle el arabasına koymuş. Ne kadar süre açıkta kaldı, neye maruz kaldı o et, ne kadar bakteri üredi üzerinde falan bilmiyoruz. Saatler de geçebilir çünkü. Hı. Kasaba o girdi, kasap onu o şekilde alıyor mu? Ve harika taze et geldi diye sana bana satıyor mu? Yani ben bunları da gerçekten sorgulamak istiyorum. Bir et böyle taşınmaz. İzmir'de bir gıda deposu gibi bir yerde sözüm ona yapılan salçaları görmüştük. Küf tabii içerisinde, pas içerisinde, iğrenç gerçekten varillerin içerisinde insan sağlığı üzerinde deney yaparcasına bunları bu gıda hilelerini ve olmayacak şeyleri ortaya koydular. Bunun gibi. Vallahi demek ki bir hayli yaygınlaştı. O nedenle esnaf kardeşimizin kendisine de gelmesi lazım. Denetimlerinde daha da sıklaşması lazım. Cezai yaptırımların çok daha fazla hani olması diyorlar lazım. Hani diyorlar ya 2000 işte bundan 50 yıl sonra 100 yıl sonra sadece böyle bir tane şeyle besleneceğiz. Her bir hap içtiğimiz. Hiç değilse hijyenik olur. Keşke bir şeye öyle bir şey benzeyecek. Olsa yani. Yani iş buraya mı dönmek zorunda kalıyor?